Metrekaresine 6000 mermi düşen, bu mermilerin birçoğunun da havada parçalandığı, her metrekaresinde yüzlerce insanın kanının olduğu müthiş bir savaş hikayesi. Çanakkale Savaşı. 1. Dünya Savaşı sırasında 1915-16 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında hem deniz hem de karada gerçekleşmiştir. İtilaf Devletleri Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'u alarak İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nın kontrolünü ele geçirmek istemişlerdir. Bu sayede Almanya'nın güvenilir müttefiklerinden birini saf dışı bırakarak ittifak devletlerini zayıflatmak istemişlerdir. Başarısız olan bu saldırı neticesinde binlerce asker şehit olmuş, geride binlerce dul ve yetim bırakmıştır. Bu savaşta açgözlü ve doymak bilmeyen Batı, Fransa ve İngiltere'nin sömürge devletleri Avustralya'dan Anzak, Hindistan, İskoçya, İrlanda, İngiltere'nin sömürgeleri olan ülkelerden gelenler, Fransız sömürgelerinden Müslüman Senegaliler, Araplar, Yahudiler, yani düşman 300-400 bin askerle Çanakkale'ye saldırmıştır. Ama bilmedikleri bir şey vardı. Bilmiyorlardı. Şehadet şerbetini içmeden geri dönmesin diye anası tarafından vatana kurban edilen Kınalı kuzuları. Bilmiyorlar. Mehmet Çin cephanesi yağmurdan ıslanmasın diye evladının üzerindeki örtüyü alıp cephanenin üzerine örten Şerife ananın olduğunu. Bilmiyorlardı. 4 kişinin bile yerinden kaldıramadığı 257 kiloluk top mermisini 3 kere bataryaya yerleştiren Seyit Onbaşı'nın olduğunu. Karşılarından akın akın gelen düşman askerlerine karşı ürperip kaçmayalım diye kayışla kendilerini siperlere bağlayan gelmiş geçmiş en büyük kahraman askerlerin olduğunu. Toplamda 450 ile 500 bin arasında bir katılımın olduğu düşünüldüğünde ufacık bir karaya bu kadar askerin savaşmak için gelmesi Çanakkale Savaşı'na dünyada işine az rastlanır bir savaş olma hüviyetini kazandırır. Düşman kuvvetlerinin donanma sayısı hakkında bize bilgi verir. Kaynaklarda bu savaşa düşmanın 18 zırhlı, 18 kurvazör, 17 muhrip, 12 denizaltı, bir uçak gemisi, 36 mayın gemisi, 86 nakliye, 222 de çıkarma gemisiyle boğazı ele geçirmek istediği tarihe düşülmüştür. Bu bir katliamdır. Türkler hakkında en ufak bir bilgiye sahip olmayan insanlara Türkleri barbar, insan yiyen bir kavim olarak anlatıyorlardı. Onları dünyanın kurtuluşu için mücadele etmeleri yalanına inandırmışlardı. Hani insanın bir amacı olur ve o amaç çerçevesinde çaba sarf eder. Çanakkale'ye gelenler niçin geldiklerini bilmiyorlardı. Kimileri bir şişe viskiye, bir köstekli saate ikna edilerek, kimileri de sizi daha iyi yaşatmak için Fransa'ya götürüyoruz yalanlarıyla kandırılarak getirilmişlerdi. Savaştaki taraflar birbirlerini bile tanımıyorlardı. Avustralya'dan, Yeni Zelanda'dan, Kanada'dan, Hindistan'dan renkleri, dilleri, çehreleri farklı milletler bir aradaydılar. Ama tek ortak noktaları vardı. Bir vahşeti gerçekleştirmek için buradaydılar. Bu vahşetin belgesi olarak Anzakların hatıralarında dile getirdikleri gibi şehit olmuş askerlerimizin üzerine kurşun sıkmaları, savaş uçaklarına attıkları bomba yetmiyormuş gibi makineli tüfeklerle çivi yağdırmaları gibi hadiseler yaşanmıştı. İtilaf kuvvetlerinin kendi aralarında yapmış oldukları gizli anlaşmalarla Osmanlı'yı ve İslam'ı ortadan kaldırmak istediklerini ve bunun için de Osmanlı'nın her karış toprağında katliam gerçekleştirdiğini, bunun için bu savaşı yaptıkları dile getirir. Bombaların, topların ve güllelerin gökyüzünü kızıl bir renge büründürdüğü, atılan bu topların yeryüzünü deprem gibi salladığı, öyle ki denize düşen güllelerin suları metrelerce yukarı taşırdığı, gökyüzünde havai fişeklerin geceyi gündüze çevirdiği ve bir Mehmetçi'ye atılan 715 merminin o aslan neferin göğsünde söndüğü bir tablo. Her karış toprağı şehit kanıyla yorulmuş olan bu vatan, dağı, taşı, tepesi, ovasıyla şehitlere mezar olmuştur. Dağın, taşın gövdesinin şehitlerle dolu olması, şehitlerin toprağa kefensiz, kanlı bir şekilde gömülmesindendir. Bu savaşta mücadele edenler içinde ise liseli, üniversiteli öğrenciler, bıyığı terlememiş kınalı Hasanlar vardı ve Akif'e göre bunlar birer güneşti. Düşünün ki güneş, dünyanın ısı ve ışık kaynağıdır. Yaşamamız için olmazsa olmazlardandır. İşte şaire göre de bu gençler ülkenin geleceği, ilmi, ışığıydı. Ama onlar ülkenin güneşi batmasın, ülke düşman elinde inlemesin, bayrak göklerde dalgalansın diye canını seve seve bu vatana feda etmiştir. Çanakkale başarısı kahramanlık bakımından diğer mücadelelerle ve başarılarla karıştırılmayacak kadar üstündür. Çünkü Mehmetçik bu savaşla son Haçlı Seferi'ni bertaraf etmiş ve Selahaddin Eyyubi'yi, Kılıç Aslan'ı bile kendisine hayran bırakmıştır. Bu mücadelenin ödülü olarak Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler fakat siz hissedemezsiniz. Ayetinde de belirtildiği gibi şehitlerin ruhunun yıldızı
yıldızlarla birlikte gökyüzünde var olacağını dile getiren şair, zaten onların kabirlere sığamayacağı gibi asırlara da sığmayacağını söyler. Son olarak Mehmetçiğe seslenen şair, "Heyhat!" diyerek Mehmetçiğin kahraman mücadelesine övgüler dizmekte, göklerin ve bu dünyanın onlara dar geldiğini söylemektedir. Mehmet Akif, şiirin sonunda onlar için yapmak istediklerinin yetersiz olduğunu belirterek Mehmetçiğin kendisinden bir mezar istememesini söyler. Ataları gibi kendisinin de bir şehit evladı olduğu vurgusunu yaparak neden mezar yapamayacağını da açıklar. Çünkü şehitlerimiz için Hazreti Muhammed kucağını açmış onları beklemektedir. Çünkü Allah yolunda şehit olanlar İslamiyet'e göre cennette Hazreti Muhammed'le birlikte olacaklardır. Ruhları şad olsun. Boğazlar, dünya coğrafyasında bulunduğu stratejik konumu açısından geçmişte olduğu gibi bugün de önemli bir geçiş yeridir. Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan boğazlar, ekonomik açıdan tarih boyunca büyük bir öneme sahip olmuştur. Boğazlara sahip olmanın tüm dünya ticaretiyle yakın ilişkide olmak anlamına geldiğini bilen bazı ülkeler, tarih boyunca boğazlarda hakimiyet kurmanın hesapları içerisinde olmuşlardır. Çanakkale Savaşı, Türk milletinin Anadolu'daki gücünün varlığı ile de doğru orantılıdır. Türk milletinin geçit vermediği deniz ve kara savaşlarının ardından 1. Dünya Savaşı uzamış ve düşman kuvvetlerinin bir günde zafere ulaşma ümidi yok olmuştur. Şayet kahraman Türk askerimiz canını keskin kurşunlara siper etmeseydi İstanbul ele geçirilir ve vatan istilaya uğrardı. Çanakkale türküsü ise şöyle yazılmıştır. Emrullah Nutku'nun Çanakkale Şanlı Tarihine Bir Bakış adlı eserinde kardeşi Seyfullah, savaş arifesinde Çanakkale Lisesi'nde öğrenime devam etmektedir. Seyfullah'ın 29 Eylül 1914 tarihinde Çanakkale'den annesine gönderdiği mektup ise şu şekildedir. Sevgili anneciğim, canımıza tak diyen 2 yıllık gurbet hayatından artık kurtuluyoruz. Sana ve aileme kavuşacağım için seviniyorum. Mektebimizi alıyorlar, hastane olacakmış. Bizi de İstanbul'daki mekteplere dağıtacaklarmış. Hocalarımızın çoğu da askerlik hizmetine gidiyorlar. Büyük sınıflarda gönüllü yazılacaklarmış. Bugün Türkçe hocamız sınıfa geldi ama çok kalmadı. Bize veda etti. Bize zamanı gelince cephede yapılacak vatan hizmetinin mektepte yapılan hizmetten daha değerli olduğunu söyledi. Birkaç günden beri Çanakkale sokaklarından askerler geçiyor. Çanakkale içinde Aynalı Çarşı, Anne Ben Gidiyorum Düşmana Karşı şarkısını söylüyorlar. At üstünde zabitler, top arabaları, mekkare ve deve kervanları sokağımızı doldurdu. Harp olacakmış. İngiliz ve Fransız harp filoları boğazın dışında dolaşıyorlarmış. Buraları bombardıman edeceklermiş. Bu bombardımanı görmek isterdim ama yakında Çanakkale'den ayrılacağız. Ama size kavuşacağım ben. Bey babamın sizin ellerinizden öper, kardeşlerime de selam ederim. Oğlunuz Seyfullah. Bu çarpışmalarda bütün mahrumiyetlere ve mühimmat yeter sizliğine rağmen Türk askeri Çanakkale'nin geçilmez olduğunu ispatladı. Kasım 1915'te cepheye gelen İngiliz Harbiye Nazırı Lord Kitchener durumu görünce bölgeyi tahliye etmekten başka çare kalmadığına karar verdi. Böylece İtilaf kuvvetleri 19-20 Aralık gecesi Anafartalar ve Arıburnu cephesinden 8-9 Ocak 1916'da Septulbahir'den çekildiler. Çanakkale muharebeleri Türk edebiyatında çok sayıda şiir, makale ve hatıra türünde yazılar yanında müstakil eserlerde de dile getirilmiştir. Bunların başında Mehmet Akif Ersoy'un Safahat'ında 6. kitabı olan Asım'da yer alan şiiri gelmektedir. Çanakkale Zaferi ile ilgili eserler arasında Nihal Açsız ve 8 arkadaşının 3 Ağustos 1933 tarihinde Çanakkale'ye yaptıkları gezinin anlatıldığı Çanakkale'ye Yürüyüş İstanbul 1933 adlı eserin bazı aşırı tarafları dışında Çanakkale şehitlerinin bütün yurt satında ve resmi törenlerle her yıl anılması gerektiğini gündeme getirmesi bakımından ayrı bir yeri vardır. O yıllara kadar vapurla Septulbahir ve Arıburnu önlerine gidilerek kıyıya dahi çıkılmadan bazen mevlit okunarak bazen de çeşitli eğlenceler düzenlenip nutuklar verilerek yapılan bu mahalli anma faaliyeti sonraki yıllarda her 18 Mart'ta nadiren bazı cumhurbaşkanı ve başbakanların da katılımıyla Çanakkale'de ve bütün yurt çapında zaferin ve şehitlerinin şanına uygun anma törenleri düzenlenmeye başlanmıştır. Halk edebiyatı mahsulleri arasında Çanakkale'de şehit olanlar için bazen onların ağzından yazılmış çeşitli destanlara da rastlanır. Bunların içinde Boya Batlı Ömer oğlu Mustafa adlı bir şehidin üstünden çıkan kendisine ait Çanakkale destanı en tanınmış olanıdır. Çanakkale zaferinden bir yıl önce Türk ordusu tarihin en büyük hezimetini yaşamıştır. Balkan Harbi. Balkan faciası bu mağlubiyetin sonucunda 3 hafta içerisinde bugünkü topraklarımızın 5'te birinden fazla toprak kaybetmiş, Meriçren nehrinden Avrupa'daki toprakların tamamı elden çıkmıştır. Türk ordusu gerçek anlamıyla ordu olabilmek için büyük bir çabaya girişti. Kazandığı zaferle Türk'ün gerçek kudretini ortaya koydu. Tarihindeki bütün dünya
dünyaya bir kere daha gösterdi. İşte Çanakkale Zaferi bunun için önemlidir. 1914'te başlayan 1. Dünya Savaşı 4 yıl sürdü. Amerikan kuvvetlerinin savaşa girmesiyle Almanların batı cephesi çöktü. Böylece Almanya, Avusturya, Macaristan, Bulgaristan ve Osmanlı Devleti'nin içinde yer aldığı ittifak kuvvetleri yenildi. Bu büyük zaferi bizlere kazandıran başta Mustafa Kemal ve öteki komutanlarımız ile Mehmetçilerimizi bir kez daha saygıyla anlıyoruz. Bu tarz videolarımızın devamı için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın.